Evet, selamlar herkese. Marvel Haber ve Söylentilerin yeni bölümüyle karşınızdayım. İlk haberimize başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden Secret Invasion'ın Haziran'a ertelendiğine dair haberler çıktı. Daha önce Mayıs'ta çıkması bekleniyordu ama yeni bir fragman da gelmedi. Hiçbir duyuru falan da yok Marvel'dan. Zaten çoğu yapımı dizinin erteleneceğine dair haberler vardı. Secret Invasion'da Haziran'a kaydırıldı gibi duruyor. Loki de büyük ihtimalle Ağustos'ta bekleniyordu ama Ağustos'tan da Eylül'e, Ekim'e ertelenmiş olabilir Loki 2. sezon. Daredevil Born Again setinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Hatta videolar da yayınlandı. Videoları koyamayacağım telif riski almamak için. İlk görüntülerde 99 yılında geçecek bir flashback sahnesi çekildi. Wilson Fisk'in çocukluğunu göreceğiz büyük ihtimalle. Aynı zamanda bir tane de Blip zamanda mı geçecek diye bir düşünce yaratan çekim vardı. Bunun sebebi de bir panoda 2020 yılı yazılıyordu. 2020 yılda Blip zamanına denk geliyor MCU'da bildiğiniz üzere. Ama gerçekte de o panonun durduğu öğrenildi. Yani özel olarak konulmamıştı oraya. Normalde de o pano yer alıyordu. Belki denk getirmek için orada da çekmiş olabilirler tabii ki de ama yani geçme ihtimali çok yok. Ayrıca metinde birini takip ettiği çekimlerde görüntülendi. O takip ettiği kişi de görünüyor ama tanıdık biri değil. Kaptan Amerika New World Order filminin çekimleri de başladı. Onun da setinden ilk görüntüler geldi. Anthony Mackie ilk olarak onun görüntüsü geldi. Bayağı şişmiş görünüyor gerçekten de. Ve Ramirez ile Sabra karakterlerinin de görüntüleri geldi çekimlerden. Şimdi bir ayrılık haberiyle devam ediyoruz. Victoria Alonso görsel efektler departmanından ve birçok da görevi var. Sorumlu kişi görevinden ayrıldı veya kovuldu. Ona dair tam bir net haber yok. Ayrıldı diyen de var, kovuldu diyen de var ama ilk Iron Man filminden beri görevini sürdürüyordu ve şimdi de ayrıldı. Özellikle Phase 4'te artık görsel efektler bakımından çokça eleştiri almıştı Marvel bildiğiniz üzere ve haklı eleştirilerdi. Bu ayrılıkta umarım iyi yönde etkiler görsel efektleri. Ironheart dizisinden bir haberle devam ediyoruz. Oyuncu Wakanda Forever filminden daha farklı bir karakter göreceğimizi söyledi. Filmdeki karakteri iyiydi aslında. Belki biraz daha ciddi mi olur dizide bilmiyorum. Ve aynı zamanda şimdi bu asıl korkutucu bir haber aslında. Senaryonun dizi çekilirken de yazılmaya devam ettiğini söyledi. Yani çok kötü bir açıklama bu. Umarım adam akıllı bir iş görebiliriz ama yani dizi çekilirken senaryonun devam etmesi yazılmaya kötü. Guardians of the Galaxy Vol. 3 filminden güzel haberlerle devam edelim ama test gösterimlerinde çok pozitif geri dönüşler almış. 3 film arasında en iyi film olduğuna dair çokça düşünce var ve filmin süresi de 2 saat 29 dakika olarak listelendi. Tabii ki de farklı gösterildi süre ama zaten James Gunn da en uzun film olacağını söylemişti. Ben de 2,5 saat gibi bir süre bekliyordum. Yani bu 2 saat 29 dakika jeneriği attığımızda 2 saat 20 dakika gibi bir film bizi bekler. Ve son olarak Deadpool 3 haberleriyle videoyu kapatalım. Daha önce çıkmıştı bu söylentiler aslında ama yine John Rocha'nın bir geçen hafta da söylemiştim YouTube canlı yayınında videolar var işte. Orada Jeff Snyder ile birlikte bir canlı yayın yapıyorlar. Onun Jeff Snyder'ın yine bir haberi. Deadpool 3'te Deadpool vs. TVA göreceğimizi bildirdi. Aynı zamanda Mobius ve Miss Minutes de filmde gözükecek. Bu söylentilerin hepsi daha önce de çıkmıştı. Hatta senaryonda şöyle olacağı söyleniyordu. Deadpool İkinci filmin sonunda Cable'ın zaman makinesini kullanarak Logan'ı kurtaracak. Logan filminden önceki bir zaman diliminde ve TVA'de daha sonra peşlerine düşecek diye bir söylenti vardı ve büyük ihtimalle doğru olacak gibi duruyor. Yani filmden beklentim yüksek hala da güzel bir film olacak. Umarım Deadpool 3 çekimlerinde artık önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Evet, video seyrettiğiniz için teşekkürler. Haberler böyleydi. Yani bu arada Across the Spider-Verse'den de bir fragman yayınlaması bekleniyor önümüzdeki haftalarda. Guardians 3'ün artık fragmanları, o spotlar gelmeye başlayacak, posterler gelmeye başlayacak. Yani
bir ay kaldı neredeyse filmin çıkmasına. Secret Invasion fragmanı da Haziran'a çıkacak olsa bile Mayıs'tan önce gelir diye tahmin ediyorum. Loki sezon 2'den de bir fragman gelebilir. Yani bu Mart ayı biraz boş geçti. Fragman veya resmi haber olmadan. Ama artık yavaş yavaş tekrardan fragmana gelmeye devam edecek diye umut ediyorum. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel haber ve söylentileri videolarında görüşmek üzere. Bay bay.